Elbette ki maden aramalarında gördük şu ana kadar birçok canlar gittiğini, aramalarda neler olduğunu keza az da olsa bir fikir sahibiyiz. Bunun Doğu Anadolu bölgesinde bizim bölgemizde olması demek kesinlikle öncelikle hayvancılığı, tarımı bitirmek demektir. Ve daha da önemlisi insanlarımız da zarar görecek ama bu aramalar sonucunda doğa kirlendiği için tarım olmayacak. Doğa kirlendiği için tabii ki hayvancılık da olmayacak. Üretim denen hiçbir şey kalmayacak. Son demlerini yaşıyor şu anda dediğiniz gibi. Bundan sonrası olmayacak. Tabii ki istemiyoruz, toprağımızı zehirleyecekler. Arama demek toprak zehirlenmesidir. Bunun bölge halkına ne gibi faydası olacak? Olmayacaktır, zarar olacaktır. Kendilerine göre hükümetten tutun işte bürokrasileri vesairesine göre karlı bir şey görebilirler ama vatandaş için, oradaki yaşayanlar için kesinlikle doğru bir karar değil. Biz de buna karşıyız. Bir STK, Sivil Toplum Örgütü Başkanı olarak elimizden geleni bizler de yapacağız. Tabii ki tasvip etmiyoruz. Bununla birlikte olmaması için nerede, nasıl yapılması gerekiyorsa, bizim üstümüze ne görev düşüyorsa hem bir örgüt başkanı hem de kişi olarak tabii ki bulunacağız, olacağız da. Sevgili Göleliler, Göle halkımız, ben de bir Göleli olarak ata baba topraklarımızı gelin zehirlemeyelim. Birkaç senelik bir çalışma ortamı yaratmak için geleceğimizi yok etmeyelim. Oradaki maden araması özellikle siyanür gibi işte kimyasal maddelerle aranacaktır. Bizim geleceğimizi, çocuklarımızı dediğim gibi tarım, hayvancılık bitirmemeniz için sizlerden rica ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Buna hayır dememiz gerekiyor. Gerekirse Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir büyük şehirlerden toplanıp orada bir eylem de yapabiliriz. Yapmaktan ziyade burada da yaparız. Ama olmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Bizlerde de çok bilgilere sahibiz. Raporlarımız var. Öncesinde yapılan bir chat raporlarının evet incelendi. Başka şehirlerde aramalardaki faaliyetlerin zararlarını çok fazlasıyla gördük, işittik de ve de can kaybı oldu. Bunları nasıl riske ediyorsunuz? Bunları riske etmemek için gelin durduralım. Durdurmak da zorundayız. Bizlerin de söz hakkına, bizler de sahibiz. Toprak, hava, ana. Ana bizsek, biz bu çağrıda, biz birleşmeliyiz. Biz kadınlar birleşeceğiz. İlk öncelik eylemimizi biz kendimiz yapabiliriz. Büyük şehirlerde de nasıl yapılıyorsa bizim bölgemizde Göle'de de yapabiliriz. Ne zaman, nasıl istiyorsanız Ankara'dan hareket ederiz. Bunu diğer sivil toplum örgütleriyle de görüşelim. İşleme alınmadan özellikle bayanlara bayanlarla birlikte, kadınlarımızla birlikte bu projeyi yönetebiliriz. Durduracağımıza da eminim. Hiçbir şey aşılmayacak bir söz konusu değildir. Aşacağımıza eminim. Yeter ki isteyelim, yeter ki gönülden isteyelim ve eyleme geçelim. Göle'deki köylerle alakalı örgütlenmede belli bir noktaya gelindi. Kamuoyu adına da sizlerin de yardımıyla belli bir mesafe kat edildi. Verilen sözler vardı milletvekillerimiz tarafından. Bu işi biz kapatacağız. Tasalanmayın diye, tedirgin olmayın. Bu 31 Mart seçiminden önce biz açıklama yapacağız demişlerdi. Herhangi bir hareketlilik olmadı. Evet, vaatler var ama bizler de kendi mücadelemizden zerre kadar ödün vermemeyi düşünüyoruz. Yavaşlamamayı düşünüyoruz. Girebilirler, gelebilirler. İşte firma çok güçlüdür gibi söylentiler var. Ama öyle değil. Halkımız her zaman umudu yeşerten bir halktır. Evet, erkekler olarak çok konuşuruz, bağırırız, mücadele ederiz ama kadının yeri daha farklıdır. Onların da mücadeleye katılması bu gücü daha çok artıracaktır. Onlarla da örgütleneceğiz. Kendilerine selam, saygılarımı buradan gönderiyorum. Keşke 2007'de bunlar ruhsatını almışlar. Keşke o zaman haberdar olsaydık. Hali hazırda bir komisyon şeklinde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da yardım ediyorlar bize. Tabii ki yeterli midir? Değildir. Hali hazırda bir basın açıklaması girişimi olmuştu.
Onu da mükaamiri yoğunluktan kaynaklı izin vermemişti. Fiziki eylemlilik Koza Holding veya bir başka holding firma araziye girdikten sonra doğal olarak olacak da zaten her zaman söylüyoruz. Çünkü onu başka yerlere indirgiyorlar. Biz zaten öyle bir niyetin içinde değiliz. Bizim bölgemizin insanları, sivil toplum kuruluşları veya sivil otorite. Ama ola ki gelseler o olacak. Şimdi o tarafın gelişi, bize doğru gelişi bir zehir. Bunu Türkçesi bu. Yani efendim firma geliyor ama o da işte kazanımları vardır. Tabii ki de yapması gerekiyor diye söylemek biraz daha hafif kalır. Gizlenmiş, saklanmış bir söz olur. Açık bir söz söylemek gerekirse zehir geliyor bizim bölgemize. O anlamda da her türlü bana göre vatandaşlarımızın, köylümüzün fiziki eylemlilikleri haklarıdır. Annelerinin ak sütü gibi haklarıdır. Çünkü zehir geliyor. Yani orada bir eylemlilik olduğu zaman neden daha bir şey yokken böyle yapıyorsunuz diye bir söylemin olmaması gerekiyor. Yapılabilir. O toplumun hakkıdır. Yapması da gerekir. Belki denir ki bir dakika bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Ama sürekli canlı tutmak lazım. Toplum uzun bir süredir, yıllardır zaten sindirildi. Hani hep susuyoruz, susuyoruz, susuyoruz. Şimdi Allah korusun, yani şimdi İliç'e doğru mu, İliç'teki o faciaya doğru mu gelinsin? Müsaade etmemek lazım. Yani bunu beklerken sıcak sıcak birdenbire bir şey daha dediniz. Çıktınız bir şey bağırıyorsunuz. Niye bağırıyorsun denmemek lazım. Sıcak tutmak anlamındadır bu. Burada da sizlerin desteği çok üst düzeydedir. Çok teşekkür ediyorum sizlere.